Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Ayeti Geometri Kampı'nın 6. haftasının 2. videosundayız. Bu video ile birlikte benzerlik konu anlatımına başlıyoruz. Ve bu videoda benzerliğin tanımından bahsedeceğim ve açı 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 benzerliğine şöyle bir giriş yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 58 ve 59'u işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize Hatta önemli dersimize başlayalım. Üçgende benzerlik dediğimiz şey nedir biliyor musun? İki üçgende karşılıklı açılar birbirine eşitse ve karşılıklı kenarlarda belli bir oran varsa bu iki üçgene ne diyeceğiz biz? Benzer üçgen diyeceğiz. Eşitli neydi? Karşılıklı açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlarda eşitlik vardı. Benzerlikte de oran olacak. Yine burada açılar çok önemli. Açıları yazdıktan sonra aynı açıların karşısındakileri oranlamak bizim için aşırı derecede önemli. Evet iki üçgende karşılıklı açılar eşit. Mesela karşılıklı ikişer açısı eşit bile desek yeterli. Çünkü niye? Buradaki açı nokta çizgi ise burada da nokta çizgi ise üçüncü açı burası 180'e tamamlayan açısı çift çizgi olduğunda e, bu üçgende de yani DF üçgeninde de üçüncü açı yine çift çizgi olmak zorunda. İki üçgende bütün açılar eşit oldu mu? Oldu. Ve kenarlar A, B, C ise ve bu tablet üzerinde ya da telefonunuzda böyle büyütseniz ne olur? Büyüttüğünüz zaman şöyle kenarlar büyür değil mi? 2 kat büyüttüğünüzde kenarlar 2 kat büyür. Açılarda bir değişiklik olur mu? Olmaz. O yüzden açılar eşit olacak. Kenarlarda da belli bir oran olacak arkadaşım. Evet, 2 kat büyüttüğümüzde ya da buradan buraya k kat büyüttüğümüzde telefonunuzda ya da tabletinizde işte aynen bu üçgenle karşılaşıyorsunuz. Açılar değişmeyecek. Kenarların hepsinde aynı kat olacak. E k kat büyütünce ne oluyor o zaman? A iken Ak, B iken Bk, C iken de Ck oluyor. İşte Temel mantık neymiş? Açılar eşit olacak, kenarlarda da belli bir oran olacak. Peki hocam, biz burada üçgende benzerliği yazarken ABC üçgeni mesela şurada yazmışız. Benzerdir diye Bunu da rastgele yazmıyoruz. ABC'yi yazarken nokta çizgi, çift çizgiye gittik. Burada da öyle. Nokta çizgi, çift çizgiye gideceksin kardeşim. Tamam? Bu yazılışı da bazen sorabilirler. E bakacaksın. Nokta çizgi, çift çizgi, nokta çizgi, çift çizgi ABC ve DEF yazısını yazacaksın. Ha, bu yazıldıktan sonra ya da bu yazılım verildikten sonra eşlikteki gibi hocam ilk açılar birbirine eşit olacak ya da ikinci açılar ya da üçüncü açılar birbirine eşit olacak deyip işlem yapabilirsin. Ya da bu yazılım yazıldıktan sonra hocam şurada AB'nin DE'ye oranı BC'nin EF'ye oranına eşittir ve aynı zamanda AC'nin de DF'ye oranına eşittir diyeceğiz. Ama bizim için önemli olan şey neydi? Açıları yazdıktan sonra aynı açının karşısındakileri oranlamak bizim için çok önemli. Yani sen burada şu açılar belli ya başlayacaksın bir üçgenden ama başladığın üçgeni hep böyle üstü al tamam mı? Burada başladık ya mesela noktanın karşısı A diye başladık mesela burada. Hocam burada da noktanın karşısını oranlayacağım. Yani noktanın karşısı A bölü noktanın karşısı AK eşittir. Bak buradaki üçgenden başlamıştım. Çizginin karşısı B bölü çizginin karşısı BK. O da eşittir çift çizginin karşısı C bölü çift çizginin karşısı CK olacaktır. İşte bunların hepsindeki oranda ne oldu? 1 bölü K İşte buradaki oranda biz ne diyoruz? Benzerlik oranı adını veriyoruz. Tamam mı? Unutma, aynı açını karşısındakilere oranlayacağız. En önemli şey bu. Eşlikte de en önemliydi. Benzerlikte de en önemli şeyimiz bu. Şimdi iki üçgende benzerlik oranı yardımcı elemanlar oranı da eşittir. Şimdi düşünsene. Kardeşim, şuradaki üçgeni büyüttük. Şöyle bir üçgen oldu. Hatta bu üçgen içine bir tane ok çizdin. Büyüttüğün zaman içindeki ok da aynı şekilde büyümüyor mu? Yani buradan buraya 3 kat büyüttüysen ok da 3 kat büyümeyecek mi? E, o zaman üçgenle alakalı her şey benzerlik oranına eşittir diyebiliriz. Mesela burada sen buradan A köşesinden bir yükseklik çizdin. O zaman buradaki B köşesinden çizilen yükseklik de yine aynı şekilde K katı olmak zorunda değil mi? Evet ya da açı ortaylar için aynı şeyi ya da kenar ortaylar için de aynı benzerlik tipini söyleyebiliriz. Ama burada neye dikkat edeceğiz? Burada benzerlik oranı yardımcı elemanlar oranına eşittir. Eyvallah ama aynı açılardan çizilmesine dikkat edeceksin. Yani senin A köşesinden çizdiğin yükseklikle E köşesinden çizdiğin yükseklik oranlaması benzerlik oranına eşittir diyemeyiz. Aynı açılardan çizilmesine dikkat edeceksin. Evet o zaman benzerlik oranı 1 bölü kalken aynı açılardan çizilen HA bölü HD, HB bölü HE, HC bölü HV oranına da eşittir. Bak burada hızlı bir şekilde söyledim. Ya da açı ortay NA bölü ND, NB bölü NE, NC bölü NF oranı eşittir. Ya da kenar ortay VA bölü VD, VB bölü VC, VE ve VC bölü VF oranı da yine aynı şekilde eşit midir kardeşim? Eşittir. Şimdi uzunlukla alakalı her şey benzerlik oranına eşittir. Temel mantığı budur zaten. Benzerliğin temel mantığı. O zaman uzunlukla alakalı ne var? Bir de çevre var. E o zaman benzerlik oranı aynı zamanda çevreleri oranına da eşittir. Bak burada yazmışım. Benzerlik oranı 1 bölü k ya çevreler oranına eşittir. Yalnız küçükten büyüğe benzerlik işte 1 bölü k ya buradan buraya. Çevre abc bölü çevre df olmak zorunda. Bir tek fark alanda var. Bak tekrar söylüyorum uzunlukla alakalı her şey benzerlik oranına eşittir. Eyvallah alanda farklı. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Bunu daha sonrasında işleyeceğiz. Ama ben yine, yine niye olduğunu söyleyeyim. Şimdi senin abc üçgeni ve df üçgeni şöyle olsun. Bu A iken burası HK olsun. Bu yükseklik H burası da HK olmayacak mı? Evet. Oranla bakayım. A çarpı H bölü 2 bölü. Bu taban çarpı yükseklik bölü 2 ya. E o zaman burası da ne olacaktı? HK'ydı. AK K çarpı HK bölü 2 eşit olacak. Tabi bu HK dediğimiz çarpım durumunda. Hocam A H bölü 2'ler gitti. K kareyi aldı. Yani 1 bölü K kare eşit oldu. Gerçekten de benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşit oldu mu? Oldu. Olay bu kardeşim. Temel mantığı bu. Benzerlik oranı. Bulduk daha sonra. Her şeyleri uzunlukla alakalı her şeyler oranına eşittir benzerlik oranı. Bir tek alanda farklı oluyormuş. Yalnız eşlikte de çok vurguladık. Açıları yaz, aynı açının karşısındakileri oranla. Bizim için en önemli şey. Hadi bakalım örnek birine başlayalım. Adam demiş ABC ile de EDF benzer demiş. Benzerlik işaretle de yan yatık S işaretiyle gösteriliyor. Şimdi buna benzer demiş ya o zaman ABC'deki A açısıyla bak büyük üçgen ve üçgenler hiç çevrilebiliyor. Bir de EDF üçgeni. Şuradaki üçgen de belirli. Bir elimizde iki tane üçgen var. ABC ve EDF. O zaman ABC'deki A açısıyla EDF'deki E açısı eşit olacak. A açısıyla E açısı eşit olacak. Aa, o zaman burası 50 derece oldu. Sonra B açısıyla D açısı. ABC'deki B açısı 55 ise öbüründeki D açısı 55 olacak. 50 55 daha 105 buraya ne kaldı 75 burası da aynı şekilde 75 yapar. E, ikisi kenarlık var e, 75 75 150 buraya ne kaldı 30 50 30 daha 80 buraya 100 kaldı e, 150 180'e tamamlayan açısı da 30 derece yaptı alfayı da böylelikle ne bulduk 30 bulduk geldik örnek ki, ABC ile bu Üçgenler farklı farklı ne verilmiş arkadaşım benzer verilmiş e, o zaman ne yapacağız hemen ilk önce açıları yazmak işimizi kolaylaştırıyor Hocam A açısı nokta A açısıyla E açısı eşit olacak E açısı da nokta sonra B açısı çift çizgi bak F açısı da çift çizgi olacak Sonra üçüncü açı çizgiyken burası da ne olacak çizgi olacak açıları yazdık E, o zaman bu iki üçgen benzer tamam benzerliği kullandık açıları yazdık Aynı açının karşısındaki kenarlar benzerlik oranına eşittir. Bu üçgenden başlıyorum. Başladığınız üçgene ilk başta böyle böyle yıldız atabilirsiniz ki ilk başta başladığımızda hep üste yazacağız ya ondan dolayı. Gerçi bende şöyle bir alışkanlık oluştu. Ya benzerliği kurarken küçükten bir ya doğru kuruyorum ki sen de büyük ihtimalle öyle yapacaksın. Ya da benzerliği kurarken soldan sağa doğru gidiyorum. Soldaki o yüzden yıldız atma işi çok fazla yapmıyorum açıkçası. Ama ben ilk başta yıldız atacağım sonrakilerde de atmayacağım. Çünkü sen de alışacaksın buna. Hadi benzerliğe buradan başladık. Bu üçgende 6 var. Çizginin karşısı 6. Burada da çizginin karşısı 4. O zaman benzerlik oranı 6 bölü 4. Neye eşittir? Hocam burada başka bir kenar verilmemiş bu üçgende ama bak burada kenar ortay verilmiş. Burada da kenar ortay verilmiş. Ha. Benzerlik oranı kenar ortaylar oranına eşitti. Ama aynı açılardan çizilen kenar ortaylar oranına eşit değil miydi? Evet. Yani bu çift çizilen çizilen çift çizilen çizilen. Sıkıntı yok. Yani VB bölü VF'ye eşittir. O zaman x bölü 6 eşittir. Bak başlangıç noktamız burasıydı. Üste bunu yazacağız. Buradan çizilen açı ortay bölü buradan çizilen açı ortay eşit olacak. İşler dışlar 4 x eşittir 36'tan. x'i de ne buluruz? 9 buluruz. Örnek 2 9 çıktı. Geldik örnek 3'e. Bir sözel bir soru. Benzerlik oranı 2 bölü 5 olan iki üçgen için benzer kenarlara ait açı ortaylar oranı 2 bölü 5'tir demiş. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Çünkü yardımcı elemanlar oranı da benzerlik oranına eşittir. Benzer kenarlara ait açıortaylar ortaylar oranı. Benzer kenarları derken ne demek istiyoruz burada? ABC üçgenin nokta açısı burada, burası da nokta açısı oluyor. Benzer kenarlar yani burası A iken burası AK ya işte bu kenarlardan bahsediyorum. Bu kenarlara ait neden bahsediyorum? Açıortaylardan bahsediyorum. Doğru aynı açıdan çizilmiş oluyor. O zaman benzer kenarlara ait açıortaylar oranı 2 bölü 5'tir. çevreler oranı 4 bölü 5 25'tir. Hayır benzerlik oranı 2 bölü 5 ise çevreleri oranı da nedir? 2 bölü 5'tir. Bu yanlış oldu. Alanlar oranı 4 bölü 25'tir. Evet 2 bölü 5'in benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşitti. 4 bölü 25 alanlar oranı olmak zorunda. Doğru mu oldu? Doğru oldu. Yani cevabımız ne yaptı? 1 ve 3 yaptı dostum. Evet şimdi ay her zaman hali hazırda işte iki üçgen benzerdir. Buyurun işlem yapın şeklinde mi gelir sorular? Hayır benzerlik teoremleri var. İşte bu benzerlik teoremlerine göre işlemler yapacağız. Arkadaşlar benzerlik teoremleri. Şimdi düşünün açı var kenar var. Aynı şey eşit de söylemiştim. Açı 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 olabilir. Evet benzerlik olabilir bununla ilgili. Sonra hocam kenar 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 benzerliği. Evet olabilir. E bir de açı kenar açı olabilir mi? Olabilir aslında ama dikkat et açı kenar açıya. Hocam iki üçgende iki tane açı birbirine eşitse. Bak şöyle şöyle çizdim. Burası nokta burası çizgi ise üçüncü açılar otomatikman eşit oluyor. Zaten açı 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 benzerliğine dönüşmüş oluyor. O yüzden açı kenar açı benzerliği yok aslında. Açı 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 benzerliği var da açı 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 benzerliği. Başka ne olabilir? İki tane kenar bir tane açı olabilir. Yani kenar açı kenar benzerliği işte arkadaşım bu da var. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. İlk benzerliğimiz ve en önemlisi ve en çok karşımıza çıkacak olan açı 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 benzerliği. Arkadaşlar iki üçgende bütün açılar birbirine eşitse ya da en az ikişer açıları birbirine eşitse bu iki üçgen benzerdir. Yani böyle büyüttün. 3 kat, 5 kat büyüttün. Açılar değişmedi mesela. İşte bu üçgenler benzer olacak. Sadece ve sadece bütün açıların eşit olması benzerlik için yeterli. Bak eşlikte açı 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 benzerliği. Eşliği yoktu. Ama benzerlikte var. Bak niye iki açısı de, diyoruz burada? Nokta çizgiyken üçüncü açı çift çizgi. Nokta çizgiyken üçüncü açı çift çizgi. O zaman benzerliği yazarken ABC yazdıysak. Bak buraya yazdık. Sonra D, F yazmayacağız. Nokta çizgi çift çizgi diye gittik ya. Nokta çizgi çift çizgi. Yani FDE üçgeni benzerdir diyeceğiz. E bunu yazdıktan sonra en önemli şeyimiz neydi? Aynı açının karşısındakileri oranlamaktı. E o zaman burada da oranlayacağız. Mesela buradan başladın. Noktanın karşısı A bölü noktanın karşısı F. A bölü F eşittir. Çizginin karşısı B bölü çizginin karşısı D. O da eşittir. Çift çizginin karşısı C bölü çift çizginin karşısı E diyeceksin. Ve olayı bitireceksin. Açı yazmak çok önemli. Ve aynı açının karşısındakileri oranlamak Aşırı derecede önemli. Şimdi sorularda artık ben daha önce de söylüyorum. Bize bir uzunluk sorulduğu zaman ne yapıyorduk? İki konudan buluyorduk. Özel durumlar yoksa ya dik üçgenden ya benzerlikten. Dik üçgen. 90 derece yoksa dik üçgenden bulamıyorsun. Hani dik üçgende dik dörtgen çizerek falan yapıyorduk ya. Ha benzerlikten çıkıyor mu diye bakacaksın. E benzerlikten çıkıyor mu diye incelerken de ilk etapta varsa açı açıya dalmak önemli arkadaşlar. Açıya dalmak böyle soru tiplemeleri de bizim için çok önemli zaten açıya dalacağını da soru tipi zaten sana verir. Ya açıları eşit verir ya paralellik verir ya bir şeyler verir. Seni oraya doğru yönlendir. E, o zaman bir açıya daldıysan diğer açıları da böyle yazarsın. Olayı halletmeye çalışırsın. Mesela şöyle bir soru var elimizde. Şimdi ne demiş burada? Adam demiş ki şu ikisi paralel demiş. D1 ile D2. D1 ile D3 paralel. D2 ile de D4 paralel. Tamam paralelleri şöyle göstereyim. Şu ikisi paralel verilmiş. Bu ikisi de bize paralel verilmiş. Bununla bu paralelse yöndeş açıdan dolayı noktaysa burası da nokta Bununla bu paralelse çizgi çizgiyse bak açıya daldım çizgi Nokta çizgi üçüncü açı çift çizgiyse nokta çizgi üçüncü açı burası da çift çizgi E o zaman ne oldu? Hocam iki üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu O zaman bu iki üçgen benzer Benzerliğe başlıyorum hadi bu üçgenden başlıyorum Yıldız koyacağımı söylemiştim Noktanın karşısı var burada Hocam noktanın karşısı 4 bölü noktanın karşısı x diyelim eşittir. Hocam burada da x dedik ya çift çizgiye. Bu kenarlar eşit verilmiş. Çizginin karşısı buradan başlamıştım. x bölü buradaki çizginin karşısı 9 deriz. Ve x kare eşittir 36 gelir. Ve x'i de böylelikle 6 buluruz. Ama soru bitmedi. x'e 6 bulduk biz kardeşim. Benden bc bölü ce isteniyor. Yani a bölü b isteniyor. E hocam oran isteniyor yayının sonuçta. Benzerlik oranı noktanın karşısı 4 bölü. Noktanın karşısı 6 değil mi? E, aynı açının karşısı çift çizgilerin karşısındaki a bölü b'ye eşittir. E o zaman a bölü B'de de neye eşit oldu? 2 bölü 3'e eşit oldu. Zaten benden de a bölü b isteniyor. Cevap böylelikle 2 bölü 3 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Açılar eşit verilmiş. E, burada da x kenar verilmiş. Bak açıya da alacağız. Bak soruya baktık. Hocam özel durumlardan çözülebilir. Aa x kenar var. İnsan olan tabana ait yükseklik çizer diyeceksiniz hemen bana. Dur. Taban olsaydı ikizkenar üçgende insan olan tabana ait yüksekliği çizer demiyor muyduk? Evet. O zaman burada tabana ait yüksekliği çizmiyorum. E, bak kopyayı vermiş aslında. Açı vermiş burada. Dal açıya diyor sana. Daldım şöyle açıya. E sonra ne diyeceğiz? Bu ikiz nasıl kullanacağız hocam? İkiz kenarlıkta dik üçgenle ilgili bir işlem yapamıyorsan açıyla ilgili bir şey vardır büyük ihtimalle diye. İkiz üçgen anlatırken de sana söylemedim mi? Söyledim tabii ki. E hocam? şu açıyla buradaki açı birbirine eşit. E ne yapacağız? Bak dikkat et bazen takılabilirsin. Ya ben direkt açıya şuraya beta yazıp da işlem yapabilirim aslında ama takıldığın zaman da ne yap biliyor musun? Özellikle benzerlikte üçgenler çok önemli ki zaten ne diyoruz ya dik üçgenden ya benzerlikten çıkar. Özel durumlarda kendini gösterir. İşte özel açılı üçgen, ikiz kenar üçgen ya da ne bileyim işte açı ortay, kenar ortay kendini gösterir. Ama soruya bakıyorsun ya bunu göremiyorsun. E göremediysen büyük ihtimal benzerlikten çıkacak. Benzerlikle ilgili soruyor, çözümünü fark edemiyorsan eğer sana bitiyor vereyim mi? Çok hayat kurtaracak bir şey söyleyeyim mi sana? Kenarları belli olan üçgenlere bak. Üçgenlere bak. O üçgenlerde işlem yapacaksın. Mesela kenarları belli olan üçgenler aha hocam burası. E hocam burada da kenarları belli olan üçgenler var. Bak 6 x. E x isteniyor benden. X'i de kenardan sayabilirsin. E burada açıya dalayım, dalmaya devam edeyim. Şuraya bir beta dersem 2 iç açı bir dış açıdan alfa artı beta Aa hocam burası da alfa artı beta oldu ikiz kenarlıktan. İki iç açı bir dış açı olacağından burası da beta oldu. Gördün mü? E alfa beta üçüncü açı çift çizgi. Alfa beta üçüncü açı çift çizgi. Gerçekten de bu iki üçgen ne oldu arkadaşım? Benzer oldu. Açı açı açıdan dolayı. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağım. Bu üçgenden başlıyorum. Alfanın karşısı 6 bölü. Öbüründe alfanın karşısı x eşittir. Betanın karşısı 4 bölü. Burada betanın karşısı 6. Sonra hocam çift çizginin karşısındakiler zaten boş. O zaman boş ver. E, bana bunlar yeter. İşler dişler 4x eşittir 36'dan. X'i de böylelikle kaç bulduk? 9 bulduk. Olayı anladın mı? Çok sıkıştığın anda da ne yapacakmışsın? Kenarları belli olan üçgenlere bakacakmışsın. Tamam. Hadi bakalım örnek 6'ya gelin. <laughs> Oo hocam bir sürü üçgen var. Ne yapacağım ben burada? İşte 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane üçgende de benzerlik mi kullanacaksın? Ki zaten sorunun benzerlik olduğu belli. Çünkü özel durum yok. O yok bu yok şu yok. Büyük ihtimal benzerlik. Benzerlik için de açı vermiş. Açıya dal. Dal kardeşim açıya. Şuraya A açısı dedim mesela. E hocam burası da A burası da B. E sonra ne yapacaksın? E şuraya bir B dersen. 2 iç açı bir dış açıdan burası A artı B oldu. E sonra ne yapacağız hocam? E şuraya da C diyeyim o zaman. 2 iç açı bir dış açı. A artı C. E hocam şuraya da bir D dersem 2 iç açı bir dış açıdan. A artı D mi oldu burası? Evet. Şimdi soruya böyle bakmadan önce de böyle açılara dalmadan önce de fark edebilirdim. Biraz önce tüyoyu verdim ben sana. Ne dedim? Sıkıştığın an kenarları belli olan üçgenlere bak. Yani üçgen sayım 5'ten 2'ye düşer zaten. Kenarları belli olan üçgen. Mesela sen bu üçgeni seçebilir misin? Hayır. İki kenarı yok. İşte üçgen seçerken de en az iki kenarı olan üçgenleri seçmeye gayret et. Ya da bu üçgeni seçmezsin. Ya da şu üçgeni seçmezsin. İki kenar yok. Ama bu üçgeni seçebilirsin. 8 ve x. X de kenardan sayılır. E başka? Hocam büyük üçgende de iki kenar var. Büyük ihtimalle senin benzerliğin şu büyük üçgenle küçük üçgende. Hatta 8 var, 20 var, 15 var. İşte burada benzerlik yapacağımız belli. Ama 8 bölü 20 x bölü 15 mi yapacağız? Ya da 8 bölü 15 x bölü 20 mi yapacağız? Kenarlar oranı ya. Ya da x bölü 8, 20 bölü 15 mi? Ya da x bölü 8, 15 bölü 20 mi yapacağız? Bakacağız. İşte bunu da ezbere yapmayalım. Açıları yazdık ya. Allah'tan açıları yazdık. Dikkat et kardeşim. Açı a artı b, a artı c, a artı d. Bak. A artı b burası. Hocam a artı b burası. A artı c burası. Hocam a artı c burası. A, a artı d burası, a artı d burası. Gerçekten iki üçgende. Şimdi üçgenleri belirledin ya. Sonrasında benzer olduğunu zaten fark edersin. Beynin rahat bir şekilde fark eder açılara baktıktan sonra da. E, tamam fark ettik. İki üçgen benzer oldu. E benzer olduysa aynı açının karşısındakileri oranlayacağım. A artı D'nin karşısı x bölü. Küçükten başladım. E A artı D'nin karşısı dedik ya. Burada da A artı D'nin karşısı 15 eşittir. Hocam şurada A artı B'nin karşısı boş. Boş ver. A artı C'nin karşısı var. 8 bölü. E burada da A artı C. Yani büyük üçgende A artı C'nin karşısı 20'ye eşittir. 4'e böl 2. 4'e böl 5. 5'e böl 5'e böl 3 3 kere 2 6 x'i de böylelikle kaç buluruz 6 buluruz olsun İşte olayın özü mantığı bu genelde sıkıştığınız an benzerlik yapacaksınız benzerlikte de fark etmiyorsanız bunu çok söylüyorum ama kafanızı iyice kazınsın diye böyle kenarları belli olan üçgenlere bakarsanız daha net bir şekilde yaparsınız unutma haydi bakalım örnek 7 de abc bir üçgen ade eşkenar üçgen şimdi ade eşkenar üçgen demiş tamam e sonra ne yapacağız burada? Açıları yazacağız. 60, 60, 60. Bak eşkenar. Tanımı da yazacağız değil mi? Kesinlikle. Bana bak şimdi. Açıları yazdık. E sonra bu soruyu sen çözer misin bir? Dur dur sen çöz. Çözeceğine de inanıyorum. Normalde biz bu soruyu böyle kitapta sorsak ya da deneme sınavında sorsak farklı yere yöneleceksiniz. Ama şu bilgiyi de unutma. Şunu da kullanman lazım. Yani şuradaki açının kaç derece olduğunu 127 de kullanman lazım. Bir de ne dedim ben sana? Sıkıştığında hani üçgenlere dikkat et. Tamam Normalde kitapta senin için zor olacak bir soruydu. Ama artık bu konu anlatımından sonra hani belki yapacaksın belki yapamayacaksın ama yapmamak da önemli. Yapamadığın zaman yapılışını fark etmen daha önemli oluyordu. O yüzden bazı sorularda böyle durduruyorum farkındaysan. Ben çözüme devam edeyim. Sen de hadi bakalım çözmeye çalış ya da şimdi geldin beraber çözüyoruz. Açıları yazdım. 60 60 60. E ee, bizden ne isteniyor? Üçgenin alanı isteniyor. Yani ben şu x'i bulmak zorundayım burada. Soruya baktığın zaman sen büyük ihtimalle şunu yapacaksın. Hocam 60 derece var. Eşkenar üçgen. Acaba bir alışkanlığınız da var ya. Tepeden dik indirme alışkanlığınız. İndirdin ne oldu? Yanlış. Bir kere 120 parçalanmaz. E ee, özel bir açıydı. Buradan indirsem yok. Burada indirsem yok. Özel açı mantığı çıkmadı. O yok bu yok şu yok. Ya da hocam 120 var. 120'nin dış açısı önemli. Şuradan dik çizsem hayır bak şu kenar yok. Değil mi? Ya da 120'nin şurası önemli. E buradan dik çizsem hayır şu kenar yok. Yani 30 60 90 üçgeninde burada karşısına çıkıyor mu kardeşim? Çıkmıyor. O zaman özel açı mantığından bu sonuca ulaşamıyorsun. Yani o yok bu yok şu yoksa nereden çıkacak büyük ihtimalle? Soru benzerlikten çıkacak. Hadi benzerlikten şey yapalım. O zaman benzerliktense e, açı da verilmiş burada. Özel açı verilmiş ama Açı verilmiş. Özel açı mantığını kullanamadın. O zaman açıya dalacaksın. Da Dal kardeşim açıya. Bir de ikilik üçgen verilmiş. Bak büyük ihtimal şu üçgenle ilgili işim var senin. Tamam. Hatta sekizlik üçgen de verilmiş. Şu üçgenle de işim var. Neyse biz üçgenleri belirlemeyelim. Bir yerden başlayalım. Buraya ben alfa dersem. Buraya ben alfa dersem. İki iç açın toplam bir dış açı. E o zaman burası 60 eksi alfa mı oldu? Evet. Hatta şurası da kaç derece? 120 derece. E şunu kullanalım şimdi. Tamamı 120. Hocam 120'den 60 çıktı 60 kaldı. Şu iki açının toplamı 60 kaldı. O zaman burası da 60 eksi alfa yaptı. A 2 iç açı burada da bir dış açı olacağından burası da alfa mı oldu? 60 eksi alfa ile neyi toplarsa 60 yapar? Alfayı. Yani dikkat et tamamı 120 dedik ki arkadaşlar 60'ı buradaydı buraya 60 eksi alfa kaldı. E bizden x deniyor. X'i bulunca üçgenin alanını bulacağız zaten. Şimdi dikkat et. Burada ne var? Alfa. Şimdi ikilik üçgene dikkat et. Şu üçgen. Zaten elimizde hala hazırda Üçgen sayısı aslında fazla. Hocam bir bu var. Sonra bu yandaki var. Sonra bu yandaki var. Sonra şöyle baktığın zaman aslında şöyle bir üçgen var. Değil mi? Sonra böyle bir üçgen var. Üçgenler fazla ama kenar sayıları kenarlar kendini belli ediyor. Hocam 2x. a iki kenarı var. Hocam buradaki üçgen eşkenar üçgen işime yaramaz. Bir de şuradaki üçgen. Burada da 8 x var. X de kenardan sayılabiliyor. Aa bu üçgenlere baktığımız zaman ne var? At 60 eksi alfa alfa 120. 60 eksi alfa alfa hatta burası da 120 değil mi? Evet iki üçgen benzer oldu. Açı açı açıdan bütün açılar eşit olduğundan. E o zaman aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Buradan başlıyorum. Yıldız koyuyorum ama küçükten büyüğe ya da soldan sağa gideceğiz. Normalde ben çözerken koymuyorum. Sırf senin için koyuyorum şu anda. Alfanın karşısı 2 bölü. Buradaki alfanın karşısı x. 120'nin karşısı boş. Boş ver. 60 eksi alfanın karşısı x bölü. Buradan başlıyorum ya. Buradaki 60 eksi alfanın karşısı 8 diyeceğim. İçler dışlar. X kare eşittir 16 geldi ve x'i de böylelikle kaç buldum? 4 buldum. Ama benden üçgenin alanı isteniyor. Alan da a kare kök 3 bölü 4 değil miydi kardeşim? Yani cevap kaç çıkar? 4'ler sadeleşince 4 kökü çıkar. Güzel bir soru. Ama olayın mantığını anladım. O yok bu yok şu yok. Benzerlik var. Benzerlikte de ilk etapta açıya dalacaksın. Zaten açıya dalmalar soruda sana kopyayı verir açı verilmiş. Yaptığımız bütün sorularda ya paralellik vardı ya birer açısı eşitti. Evet geldik örnek 8'e. Nazlıcan fotoğraf makinesiyle bu arada geçen seneki öğrencim hatta 2 sene önceki öğrencim ona bir hata yapmıştım. Çeyine gidememiştim. Ne derler? Mezuniyet törenine gidememiştim. Senin adına bir soru yazacağım demiştim. Yazmıştım. Buradan da Nazlıcan'a yine selamlar. Nazlıcan fotoğraf makinesiyle bir direğin resmini çekecektir. Şöyle fotoğraf makinesiyle direğin resmini çekecek. Fotoğraf makinesi ile direk arasında 16 birim uzaklık olduğunda hmm, Şuradaki uzaklık 16'ymış. Sonra 16 birim uzaklık olduğunda fotoğraf çektiğinde direğin en alt ve en üst uçları makinede görünmeden 24 birimlik kısmı resimde çıkmıştır. Şöyle bir şey olmuş. Fotoğraf makinesinin bakış açısı 24 birimlik kısmı görünüyormuş arkadaşım. Şuradaki 24 birimlik kısmı. Burası da kaç? 16 birim olarak verilmiş. Hmm. Şimdi dostlar bakın bunlar yerinde sorulardır. Bakış açısı sorusu. Şimdi ben bunu 2 sene önce 3 sene önce bakış açısı sorularını yazmaya bir başladım. Adamlar ne yaptı? Hemen böyle kamerayla bakış açısı sorusu sordu. Gerçekten söylüyorum bakın. Öncesinde bakış açısıyla ilgili daha bu bu, bu soru değildi. Bu soruyu ben e, geçen sene değil ondan önceki sene yazdım. E, hatta o sene çıkmıştı. Daha öncesinde bakış açısıyla ilgili soru yazdığım soru da e, bundan sanırım 3. videoda falan olması lazım. Şöyle e, dürbünle bakılan soru. Orada bakış açısı mantığını vermiştim. Öğrenciler de o soruyu o sene çıkan soruyu yapmıştı. Çünkü o zaman da şunu demiştim. Ya bakış açısı farklı bir şekilde olabilir. Ya dürbünle baktığında bakış açısı aynı. Dürbünle bakıyorsun ya böyle baksan bakış açısı aynıysa öbür tarafa baktığın zaman da bakış açısı aynı olmuyor mu? Evet. Fotoğraf makinesi bakış açısı hani şöyle e, açısı varken bir çekim açısı varken Aynı şekilde nereye koyarsan koy o çekim açısı değişir mi? Değişmez değil mi? Aynıdır yani şuradan çıkış açısı aynıdır kardeşim. Biz buna ne diyoruz? Bakış açısı diyoruz. Yenilmesi sorularda da karşınıza çıkabilir. O yüzden önemli bir soru. Diyor ki bu şekilde anlatmış zaten 16 birim uzaklık varken 24 birimlik kısmı burada çıkmış. Tamam. Nazlıcan direğe yaklaşıp tekrar fotoğraf çektiğinde. Bak Nazlıcan'a yaklaştıralım. Fotoğraf makinesi buraya gelsin. Tamam Fotoğraf makinesi ayakları bu şekilde ya. Zeminden şu kadar yüksekti ya. Hop şöyle geldiğinde. Fotoğraf makinesini ben şuraya getirdiğimde. Tam fotoğraf makinesi şuraya gelsin bakalım. Buraya geldiği zaman da bakış açısı ne olacak? Hop şöyle olacak. Hatta düzgün bir şekilde çizeyim. Hop şöyle. Hop şöyle mi olacak? Evet. Çektiğinde direğin 9 birimlik kısmını böyle resmetmiş. Ho güzel. Buradan çektiğinde de 9 birimlik kısmını. Nazcan direğe kaç birim yaklaşmıştır diye soruluyor arkadaşlar bize. Aslında şöyle baktığın zaman. Şöyle baktığın zaman. Şimdi arkadaşım şu 16 birim yükseklik. 16 birim şey. Ne derler? Uzaklık. Aslında şuradaki yükseklik değil midir? Evet. E hocam burada da yükseklik aynı ya. Burada da yükseklik aynı olduğu için buradan devam edecek bunun yüksekliği de. E ne kadar yüksek? Şu haşı bulursam ben. Şuradaki x uzunluğunu da bulur muyum? Bulurum. Öncelikle haşı bulmaya çalışacağım. Şimdi bakış açısından dolayı e hocam şu paralel değil midir? Kesinlikle paraleldir. Ya da bakış açısından dolayı burası alfalık açı yaptıysa burası da alfalık açı yaptı diyebilirsin. Ya da bu bakış açısından dolayı bu açı değil de şöyle nokta açısı nokta açısı. Hatta bu bakış açısı aynı bakış açısı diyecek olursak ya da farklı açıda diyebilecek olursak. Şurası çizgiyken burası da çizgi olmaz mı? Çünkü bakış açısı değişmiyor. Burada da bakış açısı bununla paralel olmak zorunda. Paralelse çizgiyse ise burası da çizgi yaptı. A nokta çizgi. 3. açı çift çizgiyken nokta çizgi. Üçüncü açı çift çizgi oldu. Yani iki üçgen ne çıktı? Benzer çıktı. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı. Çift çizginin karşısı 9 bölü. Çift çizginin karşısı 24. Çünkü benzer bulduk. Açı açı açıdan. Benzerlik oranı 9 bölü 24 oldu. E buradan çizilen yüksekliğimiz küçük üçgende H bölü. Büyükte çizilen yüksekliğimiz de A bu yükseklik 16 değil mi zaten şuraya kadar olan kısım? Evet. E, yüksekleri oranı da yine benzerlik oranına eşitti. Bu üçgende başka bir kenar yok maalesef. Başka bir kenar olmadığında yardımcı elemanlar var mı diye bakarız. Evet var. Burada yükseklik h. Öbüründe de 16. h bölü 16 eşittir. E sadeleştir. 3'e böl 3. 3'e böl 8. 8 ile de 16 sadeleşti. Burası 2 yaptı. 2 kere 3 6. H'ı 6 bulduk. E hocam h 6 ise. Buradaki uzunluk tamamı da 16 olduğundan dolayı h da 6 çıktığına göre X'e de kaç kaldı? 10 kaldı. Nazlıcan direğe kaç birim yaklaşmıştır? Buradaydı. E buraya geldi Nazcan. Direğe kaç birim yaklaşmış oldu? 10 birim yaklaşmış oldu. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. En azından bu soruyla bakış açısı mantığını da kavramış oldunuz. Yani fotoğraf makinesindeki bakış açısı ya da dürbündeki bakış açısı ya da insan gözündeki bakış açısı. Mesela kedi gözünde de var. Kedi gözündeki bakış açısı 180 dereceyi aşıyor galiba. İnsan gözünde 174 derece mi 176 derece mi yine ne görüyordu şöyle. Şöyle düz baktığınız zaman baktığında 180'lik görmüyor da 170 derecelik görüyordu. Neyse bu da size genel kültürü falan olsun. Ee, böyle bir şeyle karşılaşırsanız Canon e, Hoca'dan öğrenmiştim diye de söylersiniz. Yine de araştırın tam olarak hatırlamıyorum ben ama neyse. Güzel bir soru, hoş bir soru. Böyle sorular sizin ufkunuzu açacak. Bak bu sorunun aynısı gelecek demiyorum. O bakış açısıyla ilgili aynı mantıkta soru gelirse işte o zaman yırttın. Geldik örnek 9'a. Ne diyor bakalım örnek 9? Evet zor bir soru. Bakalım ne diyor? Şimdi açılar verilmiş bana. Alfa dersen hepsi 6 alfa da birleşsin. Burası 2 alfa. Burası da 3 alfa mı oldu? E. A, C, B. Yani burada kaç? Alfa, A, B, C. 2 alfa. Ve C, A, D'yi de 3 alfa vermiş. Hmm. Ne yapacağız burada? Ya hadi alfa ile 2 alfa tamam da 3 alfayı falan ne yapacağız? Hiçbir şekilde elimizde bak şu üçgen var. Bu üçgen var. Hiçbir şekilde benzerlik yok. Bütün açılar eşit meşit değil. Ama ben daha önce de söylemişimdir büyük ihtimalle. Özel açı mantığından bak geçmişinizde tekrar ediyoruz. Özel açı mantığında ne demiştim? Hani böyle özel üçgen kuramadığınız zaman bu 15 dereceyse falan demiştik ki küçük açıya ait x kenar oluşturun demiştik. Şöyle şöyle 15-15 burası ne oluyor? 30. Özel açıyı böyle de elde edebiliyoruz diye söylemiştik. Hatta bunu farklı durumda şunda bile yapabilirsiniz diye söylemiştim. Bu alfa 2 alfa gördüğünüzde Küçük açıya ait x kenar oluşturma. Şu şekilde bir x kenar oluşturabilirsiniz diye söylemiştim. Evet zor soru de karşımıza çıkabiliyor. Bak var böyle bir şey var. Alfa var, 2 alfa var, 3 alfa var. E Bu açılarla ilgili ben bir oyun oynamam lazım. E o zaman ne yapalım? Bu alfayı 2 alfa yapabiliriz. E, buradan böyle bir hop şöyle bir x kenar oluşturayım o zaman. Şuradan bir alfa çektim. E hocam şununla şu x kenar. Alfa alfa. Hatta burası ne oldu? 2 alfa mı oldu? Tamam 3 alfaydı. Evet. İki iç açı bir dış açı A burası da iki alfa oldu. Dikkat dikkat burası da iki alfa burası da iki alfa A burada da bir ikiz kenar çıktı X'e burası da X oldu hatta burası da X tamamı oldu buraya da 10 eksi X bir kaldı E E sonra ne yapacağız hocam? İki alfalar çoğunlukta iki alfalara dikkat bak şu üçgende iki alfa iki alfa şimdi üçgenlere dikkat edeceğiz İki alfa iki alfa üçüncü açıya da ben şöyle bir çift çizgi dersem. E hocam. Buradaki üçgende de yine aynısı bak. 2 alfa 2 alfa 3. açıda çift çizgi olmaz mı? Olur. 2 tane açı birbirine eşit. 3. açılar da otomatikman birbirine eşit oluyor zaten. E o zaman bu sarı üçgenle buradaki üçgen ne oldu? Kesinlikle ama kesinlikle benzer oldu. Çünkü açı açı açıdan dolayı. Zaten sıkıştığımız var, açılara dalıyorduk. E burada da alfa 2 alfa vardı. Hemen bir x kenar oluşturduk. Ek çizimle alakalı çözüm yöntemi ama işte o yüzden zor yapıyor. E, keşke sana çöz deseydim ama neyse bu seferlik böyle oldu. Evet hadi bakalım devamını getirelim. O zaman bu sarı üçgenle buradaki üçgenimiz benzer oldu. Sarı üçgende çift çizginin karşısı var. X bölü öbüründe siyah üçgende çift çizginin karşısı 15 eksi x. Neye eşit olacak? Sarı üçgende 2 alfanın karşısı 10 eksi x bölü öbüründe büyük üçgende siyah üçgende 2 alfanın karşısı kaç yapıyor? X ya da buradaki x yap. İçler dışlar. Yani ne geldi buradan? X kare eşittir. 15 eksi x çarpı 10 eksi x olacak. Sonra şıklardan yerine koyma yöntemiyle bulabilirsiniz. Ama şıklar yok burada. O zaman biz hadi devam edelim bakalım. Buradan x kare neye eşit? Şimdi 15 ile bunu çarpsan 150. Sonra 15 ile bunu çarpsan eksi 15 x. Bununla da bunu çarpsan eksi 10 x. Eksi 25 x yaptı. Bu x'in çarpı da artı x kare mi yaptı? Evet x kareler götürdü. 25x öbür tarafa attım. 150'ye eşit. O zaman x de kaç yapıyor? 6 yapıyor. Benden de x isteniyor zaten. Cevap 6 oldu. Zor bir soruydu. Ama böyle küçük açıya ait x kenar oluşturmayla da alakalı bu soruyu bu sene böyle ekledim arkadaşlar. Böyle sorularla da karşılaşabilirsiniz. Alfa 2 alfa gördüğümüzde bir x kenar oluşturmak en iyi hamlelerden biridir dostlar. Böylelikle bitirdik bu durumu. Evet arkadaşlar. Yine açı açı açıya devam edeceğiz. Hatta açı açı açıyı 3 videoda anlatacağım. Şimdi kalıp 1'den bahsedeceğim bir sonraki videoda. Sonraki videosunda da kalıp 2'den bahsedeceğim. Çünkü bunları ayrı ayrı görmen lazım. Her ikisi de bizim için önemli kalıp. Niye kalıp olarak veriyorum onu da sonraki videoda anlatayım isterseniz. Bir sonraki videoda yani 6. haftanın 3. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.